Elon Musk'ın gündemi. Güney Afrika'da doğdu. Annesi ve babası ayrılınca, yine Güney Afrika'da babası ile kaldı. Üniversiteye de orada başladı. Yani öyle bir gelecekte başarılı olacak gibi görünmüyordu. İşte o yıllarda başarısı şekillenmeye başladı. Okulu Queens'de bitirdi, bizim Afrikalı. Yüksek için Pensilvanya'ya gitti. Doktorasını da Stanford'da tamamladı. 12 yaşında kendi kendine programlamayı öğrendi. Zip2 isimli kurduğu ilk şirketi 305 milyon dolara Compaq'a sattı. Bankaların kral olup paralarına kimseyi almadıkları herkesin finans sektörüne girilmez bankalar çiğ çiğ yer dedikleri dönemde bu sektöre girdi. Önce x.com sonra da Paypal'la. Paypal öyle başarılı oldu ki, ortakları hala, Paypal Gangs, Paypal çetesi diye anılıyor. Herkesin akaryakıt lobisi geçilmez dediği dönemde, Tesla'ya ortak oldu. Battı çıktı derken artık elektrikli araçlar kocaman bir sektör oldu. Tesla da otomotivin en büyükleri arasında. Sonra bir SpaceX macerası var. NASA'nın yıllarca bu olmaz dediği bir şeyi sektöre girdikten sayılı günler sonra gerçekleştirdi. Artık roketler birden fazla kere kullanılabiliyor. Ters iniş gerçekleştirebiliyor. Bu bilgi birikimini NASA'ya da verdi. Musk şirketlerini ortak çalıştırma özelliğine de sahip. Bir Tesla Roadster aracını alıp uzaya fırlattı. Hala uçuyor garibim. SpaceX'den yola çıkarak yıllar önce Lockheed Martin ile birlikte Motorola'nın başarısızlığı olan Iridium projesinin benzerini yaptı. Çalışıyor. Starlink. Daha imkansız birliktelikleri de deniyor Musk. Beyin ile donanımlar arasında iletişim mesela. Örnek mi? Neuralink. Hani şu sosyal medyada eğlenceli bir video dolaşıyor ya, Abdullah çiftçi diye biri, Elon, beyne bilgisayarı monte edeceğim, diyor, diyor Elon da, beyne bilgisayarı monte edeceğim, işte o video. Seyretmeyen varsa mutlaka izlesin. Ben her seferinde gülmekten ölüyorum. Bu arada bilgiyi paylaşmak demişken yapay zekada açık kaynak kodu denemesini ilk akıl eden ve yapan da Elon Musk'tır. OpenAI ile bunu gerçekleştiriyor. Zaten şu son dönemde ortalığı kasıp kavuran 2,9 milyar dolarla Twitter'ın %9,2 hissesini alarak büyük ortak olmasının hikayesi de buradan başlıyor. Neden Twitter'a açık kaynak kodu yapmıyorsunuz? Algoritmada sorun var diyor yapmıyorlar. O da alıyor. Şimdi de daha önce herkes tarafından imkansız bulunan teknik değil algoritmik ve siyasi nedenlerle Twitter'a edit butonunu koyma müjdesi verdi. Bazı insanlar böyledir işte imkansızı gerçekleştirirler. Musk bir fizikçi. Ancak bence onun için imkansızı gerçekleştirici demek daha doğru olur. Şimdi ise küçücük bir evde oturuyor. Geçenlerde kız arkadaşı olduğu yolunda söylentiler çıktı. Benim tek arkadaşım köpeğim dedi. Sizce bu adam neyi planlıyor? Yani bundan sonraki imkansızı sizce ne? Twitter'daki edit butonu mu? P. Çiftçinin iddiasındaki gibi insanların beynine bilgisayarı monte etmek mi? Hayır. O bilgisayarı kendi beynine monte edip evini arabasını da alıp Mars'ta yaşayan ilk insan olmayı planlıyor. Belki de gidince oradan size bir tweet atacak. Ne dersiniz?